Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizler birlikte 100 gün Minecraft Survival oynayacağız. O zaman videomuza geçeyim. İlk gün tatlılarımı topladım ve mini bir ev yaptım. Birazcık da madenin girdiğimi söyleyebilirim. Gece zombilerden birazcık kovalandıktan falan sonra. Bu arada yatığım yok diye biliyorum. Evet, yatığım yok. Buradan hatta hızlandırılmış şekilde evin üst katını da yaptım diyelim ilk günden birazcık demirden sonra ve İkinci gün ne başlayalım? Evet, maden kastım birazcık madeni inip. Şu an gördüğünüz gibi bir maden kasımından sonra evime döndüm. Burada tam ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şey yapmayacakmışım. Şimdi evime döndüğümde ise birazcık kömür alıp tabii. Herhalde kömür alıp ben neden ne yaptım ki? Neyse, yeniden maden inmeye karar verdim herhalde, onu söyleyebilirim. Hayır, madene düştüğüm için her gün bu bana birazcık zorluk çıkarıyordu ama madenin önünü kapatmayı karar verdim ve de gece yaratık doğmaması için etrafı aydınlanırdım. Birazcık çit döşeme seansına başladım. Çünkü çit döşemeye başlayacaktım derken ikinci günümüz bitti. Yatağımı yaptım ve de yatağıma yattım. Evet, dördüncü gün de gene zombilerle savaşırken, çünkü zombiler ağaçlık ortamda yanmıyordu. Bu sefer çit koymaya hala devam ediyordum çünkü zombilere gıcık olmuştum. Tabii gene ağacım bittiğinden ağaç kasmaya gittiğimi söyleyebilirim. Buradan bayağı bir ağaç kastım. Birazcık iskeletlerle savaştım. Ağaç kastım. Çit koydum. Birazcık yeniden çit koydum ve de çit koydum. Yani çit koymayla çok uğraştım. Çünkü yaratıkların gerçekten olmasını istemiyordum. Yaratıklar beni her gece uğraştıracaksa çok boşuna olacağını düşünüyordum. Ve yeniden madene indim. Kendime şey verdikten sonra odun kırdım. Bu arada 6. güne gelmişiz. Günler birazcık tekrarladığı için. Yani şu anda 7. gündeyiz. Onu söylemiş bulunayım. 7. günde kısacası kendim birazcık odun toplayacaktım. Çitleri bitirdim. 7. gün ışıklandırmayı yaptım. Yani artık demek oluyor ki geceleri de çalışabilirim. Birazcık zombilerle savaştım. Ağaç kazmayı denerken yanlışlıkla kazmamı attım. Ondan sonra kapımı kapatmadım, ne yaptığımı tam şu an anlayamadım. Aşağıya indim. Buradan birazcık şey yapmayı düşünüyordum. Yeni bir yapı olarak mob farmı yapmayı düşünüyordum. O yüzden yukarı çıktım. Ben mob farmını yaparken size kısa bir şey söyleyeyim. Eğer bu tür videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Eğer ve de videoyu beğendiyseniz like de atabilirsiniz. tek sıkıntı birazcık çitlerle uğraşmak zor. Onu da söyleyeyim. O zaman videoya yeniden döndüm. Çok hızlı bir şekilde şey oldu. Çitleri yeniden yaptım kendime ve de yeniden çitleri koydum. Örümcekler ve creeperlar, zombiler, iskeletler, özellikle iskeletler beni çok sinir ediyordu. Onu da söylemiş bulunayım. Altı da kapatmayı karar aldım. Veya devam edeyim dedim. Ve de söylediğim gibi çıktığı yere buldum ve de şu an onu da söyleyeyim. Çıktığım yeri buldum. Onların girdiği yere diyeyim. Öldürmeye çalışıyor. Onların girdiği yeri bulup kapattım mı söyleyebilirim. Sonra da zehirlendim. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ama öyle istedim yani.
Öyle yapmak istediğimi söyleyeyim. Bu arada yeniden söylüyorum. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Eğer like atıp abone olursanız 10. günden 20. güne veya 10. günden direkt 50. güne geleceğim. Onu da belirtmiş bulunayım. Bu arada merdivenlerimi yapmış bulunmaktayım. Merdivenlerimi yapıp hızlıca merdiven farm yapmama yola koyuldum. Evet, farmım biraz yukarı çıktıktan sonra farmımın birkaç kısmını bitiriyordum. Yani yerli red tahta koyduğumu söyleyebilirim birkaç kısmı derken. Yani kısacası birkaç kısmını bitiriyordum yani. Büyük bir farm olacaktı. İçinde doğacak. Ben de onları kesecektim. Birazcık eski bir taktik olacaktı orada. Birazcık daha gene ağaç kazmaya karar verdim derken evimin dışı olduğu için zombiler beni şey yaptı. Ben de zombiden kaçmak için hızlıca koştum. Yok, koşabiliyordum. Koştum. Aşağı iniyordum. Zombilerden kaçarken yoruldum. Zombiden kaçtığımı düşünerek ağaç kırıyordum ki ağaç kırmaya yeniden devam ediyordum ki benim derdime bakın. Ev yapmaya devam ediyordum. Ev demişim ya, zombi farmı yapmak birazcık bana zor geliyordu. Ağaç kırıyordum. Sonra yeniden yerleştiriyordum. Ağaç kırıyordum, yeniden yerleştiriyordum. Bu süreçte bayağı yoruldum. Bu arada bu videoyu çekmem uzun zaman aldı. Yani seslendirmesi ayrı çektim. Yani şu an duyduğunuz sesi ayrı çekiyorum. Duyduğunuz sesi ayrı çekiyorum. Kaç kere dediğimi bilmiyorum. Videoyu ayrı çekiyorum. Bu arada yağmur yağmaya başlamıştı. Ve de niyeyse zombiler geliyordu. Zombilerin artık nereden girdiğini bilmiyordum. Farmı mükemmel şekilde bitirmiştim. Onu da söylemiş bulunuyorum. Ve de mağaraya artık yeniden düştükten sonra, artık mağaraya kaçıncı kez düştüğümü bilmiyorum ama yeniden düştükten sonra artık mağarayı artık tamamen kapatmaya karar verdim. Artık birkaç gün build aşamasında çalışacaktım. Onu da söylemiş bulunayım. Sonra farmıma bir bakacaktım diyecekken elimdeki kazmayı unutmuşum. Kazma almaya gidiyordum diye düşünüyorum. Ha, ağa çektim. Onu unutmuşum. Bir isterseniz havayı şey yapalım. Ağa çektiğimi de söyleyeyim. Ağaçlar büyümesini bekliyordum birazcık. Ve de hava durumu neyse durmuyordu. Ben de o sırada farmıma bakmaya gideyim dedim. Ve de hızlıca geldim. Farmıma bakmayacakmışım. Bak, neyse yanlış söylüyorum. Son artık 10. güne geldik sayılır. Yani yarın 10. gün. O yüzden birinci günün anıtına bakırlardan bir yazan bir tane şey yaptım. Böyle bir yazan bir veya R yazan bir, Minecraft'ın R'si yazan bir çatıma anıt yaptım diyebiliriz. Artık yarın yani 10. gün sonuncu günde 10. günde eşyalarımı yapıp 11. günde videoyu bitirecektim. 10. güne hazırlanıyordum şu an. Uyuyamıyordum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama akşam olduğundan herhalde uyuyabileceğim diye de düşünüyorum şu an. Sonra kazmamı aldıktan sonra bu arada evden de farmıma bakmaya gittim. Uyudum. Farmıma baktıktan sonra farmıma baktığımda bu arada tamam. Yağmur bitti. Farmıma baktığımda ise farmımda bu arada hiçbir şey olmadığını öğrendim. Yani bu beni birazcık üzdü. Farmımda neredeyse hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey yoktu değil de neredeyse hiçbir şey yoktu. Hatta kırayım böyle bir yavaştan.
Diyelim 11. güne geldik. Farmımı eve dönüştürdüm. Diyelim. Onu da diğer videoda göstereyim eğer like gelirse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.